Sıkıldık artık evde. Bunaldık yani. Kaç aydır böyle evdeyiz. Kafelere yasaklar kalkmalı bence. Çünkü onların sahipleri çok zor durumlara düştü. Hafta sonu yasaklarının kalkması. Yasaklar bence bu kısıtlamalar hiç kalkmamalı yani. Hani birçok yer açık oluyor ama okullara veya sokağa çıkmaya gelince virüs arttı deniliyor. Her yer açık zaten. Herkes geziyor. Parası olan zaten dağlarda kar tatili falan yapıyorlar. Olan bence çocuklara oluyor. Burada gariban Mehmet amcanın çay ocağından bulaşıyor bu hastalık. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsü bilim kurulu toplantısı sonrasında Mart ayında iller bazında koronavirüs tablosuna göre kısıtlamaların kalkabileceğini söyledi. Biz de Laf Sokak'ta ekip olarak Kayseri hakkında sizce hangi kısıtlama kalkmalı diye sorduk. Bakalım ne cevaplar verdiler. Mart ayında iller bazında vaka sayılarına göre koronavirüsü kısıtlamaları kaldırılabilir. Sizce kalkması gereken ilk kısıtlama nedir? Vallahi ben sadece iş yerleri için üzülüyorum bu konuda. İş yerlerinin açılmasını isterim tabii ama önemli olan da halk sağlığı. Devletimiz güzel adımlar atacağına inanıyorum ben. Sadece hafta sonu sabah saat 10 ile akşam 8 arası. Akşamları devam etsin. Neden? Vaka sayıları artmaması için nedenini. Seyahat kısıtlaması mesela, sokak kısıtlaması. Yani kalkmayabilir de saatleri değişebilir. Mesela hafta sonu cuma akşamından pazartesi akşamına. Mesela bu cumartesiden akşam 9'dan sabah 5'e kadar olabilir. Cumartesi pazar için. Yani bu yasaklar kalkması çok memnun bence. Büyük bir ihtimalle eğitim olmalı. Çünkü uzaktan eğitimden hiçbir dersimizi doğru düzgün işleyemiyoruz. Mesela uygulamalı dertlerimiz var. Gereken uygulamaları, atıyorum materyalleri falan alamıyoruz. Dolayısıyla çoğu arkadaşlarımız bundan kısıtlı kalıyor. Kiminin interneti falan olmuyor. İlk başta eğitimin öncelikle açılması gerekiyor. Ve genellikle Türkiye'de eğitimden daha çok turizm önceliği gözüküyor. Turizmden önce bence eğitim daha önemli olmalı. Yani ilk önce eğitimin açılması daha doğru buluyorum ben. Bence biraz daha kısıtlamalı olmalı. Yani sizce kısıtlamalar daha çok arttırılmalı? Evet, okulların açılmasına karşıyız yani. Neden karşısınız? 3 tane çocuğum var yani, karşıyım. Hastalıktan korkuyoruz. Bir hastada 65 yaşını çok üzüyorlar. Çıkma, girme, çık. Adam yani üzülüyor. Cumartesi, pazar günü devamlı içeride o sanıyor. Hani buna bir arada bir müsaade etseler iyi olur. İlk kısıtlama dükkanlar veya hani lokantaların hani kaldırılması. Çünkü orada çalışan, ailelerini geçindiren insanlar var. Onların bir an önce yani evlerine ekmek götürmeleri. Başka bir şey demiyorum yani, bu kadar. Vallahi bilmiyorum, okullar, ilk önce okulların açılmasını istiyorum. Sonra da cumartesi, pazar şu yasakların bitmesini istiyorum. Neden peki? Sıkıldık artık evde. Bunaldık yani. Kaç aydır böyle evdeyiz. Çocuklar aslında onlar çok sıkıldılar. Kafelere yasaklar kalkmalı bence. Çünkü onların sahipleri çok zor durumlara düştü. Herkes parasını kazanırken market sahipleri falan, onlar bayağı sıkıntıdalar şu an. Ya bizim yakınımızda yok ama empati yaparsak az çok şey yapabiliriz. Zaten misafiri eve alamayınca veya önemli bir işimiz olduğunda mutlaka eve çağırmak zorunda kalıyoruz yani. Bir iş oluyor, bir görüşmemiz gerekiyor. Eve çağırıyoruz, onun yerine dışarıda buluşsak daha iyi olur. Bizi de zor duruma bıraktılar çünkü. Kafeler daha iyi olur. Hafta sonu yasaklarının kalkması. Neden? Ya her açıdan gerçekten artık sıkıcı bir süreç. Çok bunaldık. Hani çoluk çocuk her anlamda. En azından hani gündüz böyle hava güzel olduğunda şöyle bir hava almak babında. Yani biraz daha iyi olur diye düşünüyorum. Tabii ki hani vaka sayısı düştüğü takdirde. Önce sağlık. Yasaklar bence bu kısıtlamalar hiç kalkmamalı yani. Çünkü kalksa her şey tekrar eski düzen olacak, tekrar virüs artacak. O yüzden gerek yok. Bence sokağa çıkma yasaklarında gevşeme olabilir. Hani çünkü yaz aylarında falan turizm sektörü de açık oluyor. Hani birçok yer açık oluyor ama okullara veya sokağa çıkmaya gelince virüs arttı deniliyor. Bence bu uygun değil yani, bana biraz tuhaf geliyor. Kesinlikle okullar açılmalı. Yani her yer açık zaten. Herkes geziyor. Parası olan zaten dağlarda kar tatili falan yapıyorlar. Olan bence çocuklara oluyor. O yüzden kesinlikle okullar açılmalı. Başka insanları evde tutmalılar. Çocukları ya da öğretmenleri değil yani. Peki sizce uzaktan eğitim çocuklar için verimli oluyor mu? Bizim açımızdan verimli oldu ama her çocuk aynı kapasiteye ne yazık ki sahip değil. Yani bunu avantaja çeviren de var ama büyük bir çoğunluk yani %80-85 gibi bir oranda bunu dezavantaj olarak yani karşılayan da oldu çocuklar. Otobüste serbest, tramvayda serbest, ondan sonra kongrelerde serbest, Erciyes'te serbest, otellerde serbest. Büyük devler yaratılıyor burada.
McDonald'slar zarı zarı çalışıyor. Bilmem ondan sonra Burger King'ler çalışıyor. Burada gariban Mehmet amcanın çay ocağından bulaşıyor bu hastalık. Veyahut da Ahmet amcanın lokantasından bulaşıyor. İnsanlar rezil bir yerde. Mesela dün ben birkaç gündür seyahatteydim. Yollarda yemek yiyoruz. Hiç de sağlıklı değil yani. Zaten o şekilde bulaşacaksa zaten o şekilde bulaşır.